sarı ile gözüken yer mevcut yol şeyini, aksını göstermekte. Kırmızıyla gözüken yerde şu maviler bizim, şu Tınaztepe tünelimiz, şu da bizim şu anda çalışmasını yaptığımız Alacabey tüneli gösteriyor. Bunun önünde de bir tane 402 metre, yani Tınaztepe'nin önünde 402 metre uzunluğunda da yine bir susuz viyadüğümüz var. Arkasından Tınaztepe tünelimiz, bizim yolumuz Marangozlar Kavşağı'nı geçtikten 2 kilometre sonra mevcut yolun soluna kayarak Susuz Köyü'nün etrafını dönerek şu Tınaztepe tesislerinin üst tarafına çıkmaktadır. Burada şu sarıyla gözüken mevcut yolla birleşerek Tınaztepe tüneline geçip Geceler mevkiinde tünelimiz son bulmaktadır. Toplamda orada Alacabey tüneline geçecek. Tabii Alacabey tüneline geçecek. Şimdi 2865 metre çift tüp Tınaztepe tüneli, 402 metre bizim susuz viyadüğü, yine 7360 metre Alacabey tüneli, şu anda çalışmalara başladık. Bugün itibariyle de aldığım bilgilere göre giriş ve çıkış ağızlarında 4 tüpte 3600 metrenin kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmış durumda. Ve hızlı bir şekilde de, birazdan tünel içine de gireceğiz, çalışmalarımız hızlı bir şekilde de devam ediyor. Yine 7360 metrenin dışında 11.8 kilometre bölünmüş yol. Yani 19.2 kilometre Alacabey tüneli ve yeni yapacağımız Tınaztepe susuz viyadüğü ile beraber, bölünmüş yolla beraber 21 kilometre de bu proje. Toplamda yürüyorsunuz 40 kilometre. Mevcut yola göre de 8 kilometre bizim kısalmamız oluyor. Benim şu anda size vereceğim bilgiler bunlar. Bir slide bilgimiz var. Onu izleyelim. Burada şunu sorayım. Buyurun. Şimdi şuradan bizim Marangozlar şurası. Evet. Marangozlar 2 kilometre geçince ayrılıyoruz. Sola ayrılıyoruz. Evet. Gölgüzün üzerinden geçiyor diye. Aynen oradan geçiyor. Doğrudur. Gölgüzün üzerinden susuz yerleşim vardı. 400 metre viyadüğümüz var şurada. Tabii. Orada da iki, dediğiniz gibi 2800 küsür şey tünelimiz var. 865 metre. 865 çift tünelimiz var. Şu da zaten iki tünelin arası. Evet, o da mevcut, yolu oldu. 2 kilometre mi? 3 kilometre şu ara. Şevket Bey orası kaç kilometre ikisi arasında? Bence o kadar değil mi? 2 kilometre ya. Şu gecelerden itibaren şu buluşma noktası, yani şu eski yolla abi, şu yeni 12 kilometreden sonra yeni yapılacak yolun buluşma noktası neresi tam olarak? Cevizli Kavşağı. Aynen orası sayılır. Cevizli Kavşağı değil mi? Ben de öğreniyorum da arkadaşlar da basın hani şey yapsın tabii diye. Tam o Cevizli Kavşağı, Cevizli dönüşü evet. Burada. Aynen orada. Evet, tamam. Yani yeni yola eski yol orada buluşuyor. Orada kesişiyor. Orada kesişiyor. Tamam. Bir de şunu arkadaşlar hani bilmesi bakımından. Bizim tabii bölgemizin, karayolları Konya bölgenin yapacağı iki tane tünel var. Bir de Antalya bölgede tünellerden bahsediliyor. Tabii onların tünellerle ilgili bilgi, bizim bölgemizde bilgileri yok. Onları ama ben biliyorum. Kaç orada tane tünel mesela var? Bildiğim kadarıyla 5 ama çok 4 tünel 2 viyadük. Yani bizimkilerin hariç 4 daha var. Tabii. Evet 4 daha var. Ben toplam 6 tünel olacak. Burada toplam 6 tünel oluyor arkadaşlar. Yapım hangi boyutta? Onlar şey proje aşaması. O zaten yatırımda değil. Yatırıma şey yapıyorlar. Daha henüz yatırım programına girmedi. Evet, söz buyurun. Evet. Şimdi geçelim. Şevket Bey gelsen, bundan sonrasını sen izah et.